Şu olay ne arkadaşlar? Bunu biliyor musunuz ya? Afganlara askeri eğitim. Abi bu ne ya? Ya çıldıracağım oğlum. Gözümün önünde oluyor artık. Gözümüzün önünde oluyor. Bir açıklama yapmışlar. Onlar Afgan değil Pakistanlı diye. Ne eğitim o ya? Abi herkesin içine ne eğitim o ya? Pakistanlıysa sorun yok devam. Açıklama yapmamışlar bile. Gerçekten ne yapmaya çalıştıklarını anlamıyorum ama yani bir şeyler deniyorlar abi. Gerçekten bir şeyler deniyorlar. İyi günler beklemiyor ama işte hazırlıklı olmamız lazım Neye hazırlıklı olmamız lazım onu bile bilmiyorum Ama hazırlıklı olmamız lazım abi Bakın Savaş sadece sıcak savaş şeklinde Şiddetle, dövmeyle, vurmayla, ateş etmeyle değil Soğuk savaş da vardır Ve soğuk savaş sürekli olur Şirketler arasında bile savaş olur Değil mi? Savaş arkadaşlar bununla kazanır Bizim uyanık olmamız lazım Akıllı olmamız lazım Walk kelimesi ilk zincirler tarafından Tabii ki İngilizce olarak yanlış bir laf. Stay woke diyor ya. Öyle yani yanlış. Çünkü adamlar o şekilde konuşuyorlar. O kültür yani biraz değişik konuşuyor. Ama ilk buradan çıkıyor woke kelimesi. Stay woke yani uyanık olun. Uyandırılmış olun gibi demeye çalışmışlar. Orada işte beyazların ırkçılık yapabileceğine karşıymış. İşte uyanık olmamız lazım gibiymiş. Bizim için de aynısı geçerli. Uyanık olmamız lazım abi. Yani ne yapalım? Ne yapmamız lazım? Şunu mu yapmamız lazım? Bunu mu yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım mı değişir. Ama uyanık olmamız lazım. Bilmemiz lazım yani. Bizim haklarımızı koruyan oluşumlar var. Onları desteklememiz lazım. Yani millet artık sanıyorum ki yemiyor bu numaraları. Bize oy vermezseniz AKP kazanır. Oyları bölmeyin. Artık insanlar anladım. Ya bizim tayfa zaten yemiyor. O ayrı mesele de. Bizim seyirciler zaten yemiyor da. Genel olarak da sanki insanlar yemiyor gibi. Bilmiyorum ne kadar doğru. Şaka makı kondisyon olarak bizi çok geride bırakıyorlar. Kazanıyor. Yani bak diyorum ya ne yapman gerektiğine sen karar ver. Ama akıllı olmak lazım. Durumunu bilmek lazım. Uyanık olmak lazım. Uyanık ol. Doğru bilgi al. Nerede olduğunu. Durumun ne olduğunu. Fark et. İşte mesela bazı siyasi partiler var. Biz seni buradan kurtarırız, bizi destekle vesaire diyen. Onları araştır. Onlara da mesela gözü kapalı gitme. Onları da araştır. Her zaman için uyanık o. Güvenebileceğin, gerçek anlamda güvenebileceğin tek kişi sensin. Gerçek anlamda güvenebileceğin tek kişi sensin abi. Adam kazandı diyenlere kapak olsun. TR gelecekte 3 e ayrılacak. Laik derken Atatürkçüden bahsediyorlar o zaman. Diğer herkes topluluk olmuş durumda. Hayır abicim sen etrafını aydınlattığın sürece sen de yap video mesela. Sen de aydınlat çevreyi. Sen de insanlarla konuş. Yani şunu düşünün arkadaşlar. Bizi takip eden, işte Erlik'i takip eden, bizim kafamızdaki insanları takip eden insanlar da aynen bu şekilde videolar yapmaya başladı düzenli olarak. %100 hepsi yapmasına gerek yok ama veya yapan kişilerin de sürekli sürekli yapmasına gerek yok. Ayda bir bile yapsalar. Ama insanların konuşması lazım abi. Youtube üzerinde gerçekten biz baskılanıyoruz o kesin bir şey olsun Aynı videoyu koy Twitter'a aynı videoyu koy başka yerlere Yap koy Sadece benim bile tek başıma Fikirlerini değiştirdiğim şu an görüyorum bayağı insan varmış yani Fikirlerini etkiledim, ulaştığım bayağı insan varmış Yüzlerce insan olmaması için bin tane insan olmaması için hiçbir sebep yok Bin çok büyük bir sayı değil Bin tane olmaması için hiçbir sebep yok yani Bu şekilde konuşan Şöyle bir haber vardı arkadaşlar Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Bir olay olmuş. Taksici ile bir turist aralarında tartışma yaşanıyor. Taksici turisti ittiriyor. Taksicinin ittirdiği turist düşüp öldü demişler. Nasıl bir ittiriş ki? Kafası üstüne mi düştü acaba? Taksicinin ittirdiği turist düşüp ölüyor. Ve bunu haberlerde şu şekilde paylaşıyorlar. Şiddet artık hayatımızın her yerine girdi. Ondan sonra cezalar yetersiz mi kalıyor? Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konuda? Daha önce demiştik ya bak işte çok fazla kanun insanı yoruyor ama kanunsuzluk da insanı öldürüyor. Şimdi oradan girecek oradan çıkacak taksici. Abi yanlışlıkla oldu. Abi o da benim bana sövdü. Abi şunu yaptı. Haksız tahrik ağır tahrik şu bu falan derken bir bakmışsın devletimli serbestlik. Sonra diyorlar ki altta yazmışlar yaptırımlar yetersiz mi kalıyor? Hangi yaptırım kanka? Hangi yaptırımdan bahsediyorsun? Yani ben şunu biliyorum abi bak. Ben şunu biliyorum. Ceza vardır caydırıcı olsun diye değil mi? Ceza vardır caydırıcı olsun diye. Şimdi bak. Bunu ben yaşadığımı biliyorum da. Yaşadığım için söylüyorum. Bir ülkede adamla sözlü tartışmaya giriyorsun. Tamam mı? Biliyorsun ki eğer adam sana saldırırsa sen tazminat davası açıp donuna kadar alırsın. Adam da hapse girer. O yüzden sabaha kadar seni tehdit de etse bağırsa da yemez vurmak. Başka bir ülkedesin. Başka bir ülkede şunu biliyorsun. Adam sana vursa sen düşüp ölsen oradan girecek oradan çıkacak çocuğum var diyecek yaşlı annem var diyecek bakmam lazım diyecek Değetimli serbestlik diyecek covid diyecek bayram diyecek seçim diyecek çıkacak adam Değetimli serbestlikle de çıkacak Biliyorsun hiç girmeme ihtimali de var çok az yatıp çıkma ihtimali de var Çok az yatıp çıkmada şu oluyor hadi hadi ceza verdik deyip hapse girdiğini görüyor aile sonra çıkıyor bir ara adam Düşünsenize zaman seçim öncesi hizmeti. Seçim öncesi hizmet. Ne yaptınız abi? Hapse attığımız işte cinayetten hapse attığımız adamı dışarı çıkardık. Oylar bize. Şimdi böyle bir noktada olduğunu biliyorsun. Tamam mı? Böyle bir noktada olduğunu biliyorsun. Hatta bir de şunu diyelim. Etrafta fazla insan da yok. Adam seni öldürse bile dışarı çıkacağını biliyorsun. Sen adamı öldürsen senin de bir süre sonra dışarı çıkacağını biliyorsun. Ne yaparsın? Böyle bir ortamda cezalar yetersiz mi kalıyor? Hangi ceza? Ceza derken ha şey denetimli imza atıyorsun. Doğru 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 bak. Büyük ceza arkadaşlar. Uf. O ne ya? Haftada bir mahallendeki karakola gidip imza mı at? Oh, yapamam ben o işi ya. O iş beni kasar abi. Haftada bir uf, uf, cinayet işlemeyeyim en iyisi ben. Haftada bir karakola gideceksin de imza atacaksın da sen biliyorsun ki adam üstüne seni yürüdüğü zaman sen çekip yani adam sana bıçağı taksa, adamın bıçağı varsa, adam sana bıçağı taksa oradan girecek, oradan çıkacak, bahane uyduracak, avukat bulacak, denetimli serbestlik. Tam tersi olsa sen adamı öldürsen veya senin yanında bir bıçak varsa ben taşımam. Ama taşıyor olan birisi adam bıçağı taksa, sen taksan bıçağı hemen şöyle bir Kadir Çeker suratı yaparsın. Kadir Çeker suratı yap. Şu Özgün Bakan Kadir Şeker suratı var ya hep aynı suratı koyuyorlar. Bunu yap. Şöyle elleri de şöyle yap. Böyle bir fotoğraf çektir tamam mı? Ondan sonra da salla abi de, de ki ben işte o o adam şey yapıyordu. Kadını öldürüyordu. Ben o anda kurtardım. Kadın nerede? Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Önemli değil ki basın seni seviyorsa o hikayeyi gerçek yapar kadının hayatını kurtaran adam utanmadan içeri atıyorlar. O hikayeyi gerçek yapar. Ya da sevgilisiyle tartışıyor olsun. Adam uuu istediğin her şeyi yapabilirsin free. Ne yaparsan yap salacaklar çünkü. Kadının hayatını kurtardım de tamam bitti olay. Düşünsene abi. Düşünsene sen psikopatsın mesela. Tamam psikopatsın abi. Böyle geziyorsun. Böyle sinemada mesela şey hangi sinemaya gidelim diye tartışıyor bir çift. Aşkım Barbie'ye mi gidelim? Oppenheimer'a mı? Aşkım Barbie'ye gidelim de kadına ne yapıyorsunuz falan diye böyle uçarak böyle bir atlıyorsun tamam mı? Ondan sonra kadının hayatını kurtarmış oluyorsun abi. Tıp okuyacaktım. Aynen aynen tıp okuyacaktım diyeceksin. Tabi onu unutma. Onu unutma. Tıp okuyacaktım, insanların hayatını kurtaracaktım. Bir de şöyle şöyle yap. Bir de hashtag #bedava yaz tamam mı? Olay bitti. C cezalar caydırıcı değil mi acaba? Şimdi bak çıkıp şey diyebilirler. Hayır öyle bir şey yok. İnsanlar cezasını çekiyor. Kusura bakma ben bir Türkiye vatandaşı olarak öyle bir şey hissetmiyorum. Öyle bir şey hissetmiyorum abi. Senin söylediğin doğru mu yanlış mı bilemiyorum. Ama ben öyle bir şey hissetmiyorum. Benim hissettiğim şu. Ben bir adamla karşı karşıya geldiğim zaman sokak delisi var. Değil mi? Sokak delileri zararlı. Her şey olabilir. Ben biliyorum ki siz o adamı alıp yaka paça götürüp hapse atmayacaksınız o adam beni dövse veya işte herhangi sokakta kavga etme ihtimalim olan herhangi bir adam beni dövse ceza almayacak. Ben bunu hissediyorum. Bunu biliyorum. Benim gördüğüm, yaşadığım şeyler bu. Ceza almayacak. Denetimli serbestlik diye bir ceza yoktur. O bir ceza değil. İmza atma diye bir ceza yoktur abi. İmza günüm var benim. Günde kaç tane imza atıyorum saatlerce. Bunu biliyorum. Ve şunu da biliyorum. O adam bana yapmadan ben o adama yapsam ben de o kadar ceza almayacağım. E şimdi bunu sadece bir adamla karşılaşmış olarak düşünmeyin ki. Sizin sevdiğiniz birini sürekli taciz ediyor bir adam. Şimdi benim önümde diyelim iki tane opsiyon var. Hukuki sebeplerden dolayı hangi opsiyonu tercih etmeliyim ederim onu söylemeyeceğim. Ama iki tane opsiyon var. Birinci opsiyon karakola gitmek, suç duyurusunda bulunmak ve bir şekilde olayın sonlanmasını beklemek. İkincisi de adamı ortadan kaldırıp ondan sonra da haklı bahanem vardı deyip minimum ceza almaya çalışmak. İki tane opsiyon var. Hangisini tercih ederim söylemeyeceğim. Körfez'den çıkarılan kimliksiz cesetler. Oğlum nasıl bir yer olduk? Aynı gün galiba Körfez'in farklı yerlerinden ama bir böyle karşıya kalan bir böyle Göztepe gibi. Yani farklı yerlerden büyük tane farklı olaylar. İki tane ceset çıkıyor. Bu cesetler ne? Kimliksiz bir de kim oldukları belli değil. Bu cesetler ne? Bu cesetler bir şekilde boğulup karaya mı vurmuş insanlar? Bu cesetler sarhoş oldukları için denize mi düşmüşler? Bu cesetler kavga esnasında kavga edilmiş de bunları böyle dövüp denize mi atmışlar? Çünkü denize attığın zaman birçoğu yüzme bilmediği için boğulur. Öyle mi ölmüş? Cinayet kurbanı mı? Hiçbir şey belli değil. Şimdi bak tekrar söylüyorum hiçbir şey belli değil. Ondan sonra diyorlar ki şiddet neden hayatımızın içine bu kadar girdi? Neden sence? Kimlik yok. Kim bunlar abi? Bunlar kaçak göçmen mi? Kaçak sığınmacı mı? Kimlikleri neden yok? Kim oldukları... Şimdi ne olacak peki onlar? İki tane ceset bulundu. Ne olacak? Bulunamazsa kimsesizler mezarlığında. E cinayet kurbanıysa onlar... Kusura bakma kanka. O, o esnada oradan polis geçmiyordu. O yüzden artık bilemeyeceğiz kim olduğunu.